İtalya'da yaşayan Türkler serisi başlıyor. Merhaba arkadaşlar, İtalya'da yaşayan Türkler serisine başlıyoruz. Bugün Bengisu ile beraber sohbet edeceğiz. Bengisu staj dönemini anlatacak, buraya staj yapmaya geldi. İtalya'daki yaşantı nasıl? Pahalı mı? Burada yaşamak zor mu? Buraya gelebilmek kolay mı? Ne tür izinlerle buraya gelinebiliyor gibi bazı bilgiler alacağız. Onların tecrübelerinden faydalanıp sizlere aktarmaya çalışacağım. İtalya'da yaşayan Türkler serisi başlıyor. Merhaba Bengisu. Merhaba. Villa Borghese'deyiz. İspanyol merdivenlerinin hemen üstünde. Evet. Keyifli bir yer. Roma'ya tatile gelenler belki de burayı ziyaret etmişlerdir. Evet. Sen geliyor musun buraya? Ziyaret ediyor musun? Evet. Vaktim oldukça sık sık yürüyüş yapmaya buraya geliyorum. Burayı seviyorum. 7 aydır buradasın. Konuşacağız hepsini ama. Evet. Yolculuğun nasıl başladı? Toros Üniversitesi Mimarlık bölümü okudum. Bitirdim bölümü. Bizim bölüm gereği zorunlu stajlarımız var yapmamız gereken. Ben de son stajımı yapmak amacıyla Erasmus sınavına girdim. Genelde her okulda düzenlenir bu Erasmus. Ben de ona başvurdum. Belli bir sınava girmen gerekiyor. Kazandım sınavı. O şekilde Erasmus'un iki bölümü oluyor genelde okullarda. Bir learning bölümü oluyor. Okurken öğrenci değişim programı oluyor. Bir de staj programı oluyor. Ben staj programını seçtim kazandıktan sonra. Artık staj yeri bulmak sizin sorumluluğunuzda oluyor. Birçok şirkete mail attım Avrupa'da. Sadece İtalya ile sınırlandırmadım kendimi. Peki burada şunu soracağım. Mesela staj yapmak istiyorum dediğin şirket senin konaklamanı, yol masrafını karşılıyor mu? Yoksa bu masrafı Erasmus programı mı karşılıyor? Erasmus belli bir hibe desteği sağlıyor aylık olarak. Hani aradığınız yere göre değişiyor. Ben başvurduğum hiçbir şirkete para talebinde bulunmadım. Zaten stajyeri bulmak zor bir durumken bir de para talebinde veya masraflarımı karşılaması zorlaştıracaktı. Evet. Zaten şirket stajı bulamadım. Yani mimarlık alanında birçok yere başvurdum ama şirket olarak bir yer ayarlayamadım. Bu sefer planımı değiştirdim. Üniversitelerdeki profesörlere yazmaya başladım. Ondan sonra La Sapienza Üniversitesi'nde bir profesörle anlaştım. Ne kadarlık bir dönem? Staj dönemi toplamda? 3 aylık bir staj yapmam gerekiyordu. 3 aylık bir şekilde ayarladım. Mart, Nisan, Mayıs aylarında normalde yapacaktım. Ben buraya geldim. Covid dönemi başladı. Lockdown oldu. Lockdown oldu. Karantinaya girdik. Bu sefer okullar online oldu. Online olunca da artık ben stajımı online bir şekilde yapmış oldum. Sonra şansıma Erasmus programı mağdur olan insanların hani proje kapsamını bir süre daha uzattı. Ben de o şekilde bir 9 ay daha uzattım. Gene tabii ki de bu dönem nasıl olacak? Büyük ihtimalle gene online olacak. Online devam edeceğim ama buradayım. Buradaki yolculuğun için şimdi tekrardan yolun açık olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim. Zor bir döneme denk geldin çünkü. Evet. Peki lockdown süreci burada olduktan sonra işte durumlar değişti. Evet. Peki lockdown olmasaydı İtalya'ya, Roma'ya geldin. İtalya'ya gelmeden önce belli bir plan çizmiştin aklında. Evet. Veya Roma ile ilgili bazı fikirlerin vardı. Beklediğin gibi mi, hayal ettiğin gibi miydi Roma yoksa farklı mı çıktı? Çelişen şeyler oldu mu? Benim aklımda beliren daha farklıydı. Daha böyle Avrupa deyince insanlar daha farklı düşünüyor. Böyle çok güzel şartlarda yaşayan, her şey çok iyi, ayak bastıran çok güzel olacakmış gibi düşünüyor ama birazcık hayal kırıklığı yaşadım. Nelerde hayal kırıklığı yaşadın acaba? Bir kere İtalya için konuşuyorum. Bu zaten çok popülerdir. İtalya'da bürokrasi işlerini biliyorsun. Çok yavaş işliyor. Çok yavaş işliyor. Oturma iznine başvurmanız gerekiyor. Vergi kodu almanız gerekiyor. Bunlar aşırı ağır işliyorlar ki ben mesela oturma iznine başvurdum. 5 ay sonraya randevu verdiler diğer randevumu. Evet. İtalyanlar genelde çok soğuk insanlar değil diğer Avrupa insanlarına göre. O bir artı olarak söyleyebilirim. Bir de burada birazcık insanın relax olması gerekiyor. Peki İşler İtalyan yönünde. Arkadaşların oldu mu? Oldu. Aynen. Peki bürokrasi dedin. Evet. Bu kadar bürokrasinin belki yavaş olacağını düşünmüyordum. Evet. Başka yaşantıyla ilgili mesela ne bileyim dışarıdaki sosyal imkanlar, toplu taşıma,
işte etraftaki manzara, evet, tarihi yerler, biraz da böyle şehrin fiziksel yapısından, böyle aklında çizdiğin o Roma gerçekten oturdu mu, evet, buraya gelince? Şehir gerçekten büyüleyici. Tarihi olsun, tarih kokuyor yani. Her yürüdüğünde onu hissediyorsun. Özellikle turistik yerler. Ben bir de biraz daha merkeze yakın oturuyorum. Her yürüyüşe çıktığımda falan onu hissediyorum. Roma biraz daha böyle çok kozmopolitan bir şehir, çok karışık. Biraz sokaklar yeri geliyor pis oluyor. Yani buraya mesela 10 günlüğüne bir tatile gelmek için çok güzel bir yer. Ama yaşamak için gene burada da belli bir mücadele vermek gerekiyor yani. Avrupa'ya geldim, her şey çok güzel olacak diye düşünmemek Peki, gerekiyor. Peki Roma pahalı mı bir öğrenci için? Türkiye'den gelip sürekli kurlarla oynuyorsanız, tabii, bu insanı gerçekten yıpratıyor. Mesela bir öğlen yemeğin, bir pizza yedin, yanında da bir meşrubat içtin. Evet. Senin tecrübelerinden hemen aktarmış olduk. Hı hı. Ortalama ne kadar ödüyorsun? Biraz daha böyle işte turistik merkezde yiyorsan 8 euroya falan rahat yersin. Belki 10 euro, hadi, evet, daha yuvarlıyorum. Öğrenci bu Bologna taraflarında, evet, öğrenci mekanlarında gayet uyguna 5 euroya bence yenebilir yani. Ben diğer böyle uluslardan arkadaşlarımla da konuşuyorum. Burası biraz daha uygun diğer Avrupa ülkelerine göre diye düşünüyorum. Peki ben sana bir konuyu daha sormak, hı hı, istiyorum ki o konuda da gerçekten çok soru alıyorum. Evet. Burada ev tutmak kolay mı, zor mu? Kaç para, ne şartlarda evler bulunuyor? Hı hı. Onlardan biraz deneyimlerini anlatır mısın? Burada ev bulmak için yani benim fikrimce böyle bir ay, iki ay önceden yani birazcık araştırma yapılması gerekiyor. Ben sahibinden mi buldun? Emlakçıdan mı buldun? Ben sahibinden buldum. Çok güzel. Facebook ilanından denk gelip birazcık benim şansıma denk geldi. Ben buraya ilk geldiğimde Airbnb'den ev tutmuştum. Tamam. Sonra orada tuttuğum kişiyle anlaştık biz bir şekilde. Ben işte kalmaya devam ettim. İşte kontratım falan olmayınca evden çıkmak durumunda kaldım. Ev arayışına girdim. 300-400 arası rahat bulunabilir. Ben biraz daha merkezi bir yerde oturduğum için pahalı. Mesela 400 euroya, tüm faturalarım dahil 400 euroya oturuyorum. Tabii burada detayını da verelim. Hani oda derken işte örneğin 2 odalı bir ev. Evet. Bir odada bir başka bir öğrenci yaşıyor, bir odada sen yaşıyorsun. Aynen öyle. O şekilde. Oda şeklinde burada genelde şeklinde. Ev, evet, tutuluyor. Hani tüm ev biraz pahalı, evet, oluyor. Yani ev kısmını da tabii konuşmuş olduk. Sen daha çok merkeze çok yakın oturuyorsun tabii. Evet. Hani 400 euro veriyorsun ama merkeze çok yakınsın. Dediğin gibi az önce belki biraz uzaklaştıkça, evet, 300 eurolara aynen kadar öyle bulunabilir. Aynen öyle. Hatta öyle bulunursa Erasmus programından aldığın parayla da birazcık save yapıp o parayı işte yemek masrafına falan da kullanabilirsin. Tabii. Ama şöyle, bende de şöyle bir artı var. Mesela ben her yere yürüyerek ulaşabiliyorum. Hani MetroCard, çok metro pek kullanmıyorum. Evet. Yani öğrenci kartı ne kadar burada? Burada aylık tüm metro, tramvay ve otobüsler dahil 35 euroya öğrenci kartı alabiliyorsunuz. Hani daha uzun gelmeyi planlıyorsanız yıllık 250 euroya daha aya bölünce daha uygun oluyor. Müzelerde öğrenciler için indirimler var mı? Öğrenci olduğunuzu gösterince müze kartı alıyorsunuz 5 euro gibi bir fiyata. Tüm müzeler dahil olmasa da birçok müzeye ücretsiz giriş sağlayabiliyorsunuz. Buraya staj yapmaya gelecek, hı hı, öğrenci arkadaşlarına neler tavsiye edersin? Şirket stajı bulmalarını tavsiye ederim. Hani eğer tabii gelecekte mesela o şirkette kalmak istiyorlarsa, İtalya'yı seviyorsanız hani bazı şeyleri göze alıp, hani bazı zorluklarını göze alıp gelmelerini tavsiye ediyorum. İtalyancayı seviyorsanız gelin. Yani burada İtalyanlar genelde İngilizce bilmiyor. Roma biraz daha mesela turistik bölgelerinde insanlar İngilizce konuşabiliyor. Lokal yerlerde insanlar İngilizce pek konuşamıyor. İtalyancayı öğrenerek gelsinler, gelmek daha iyi. İngilizce bir staj bile yapacak olsalar bir İtalyanca yani kursuna gidip 1-2 ay en azından temel şeyler öğrenirse çok faydalı olur. Aynen. Ama dediğim gibi böyle daha geleceğe yönelik planlar varsa başka ülkelerde tercih edilebilir. Yani burayı gerçekten hani sanatı seviyorsanız, arkeolojiyi seviyorsanız burası gerçekten çok güzel bir yer. Evet. Son tavsiyem, buraya gelince hani her şeyinizi garantiye alın. Ama bir şeyler olmayınca da işte biraz relax olmak gerekiyor. Çünkü İtalya'da işler böyle işliyormuş. Ben de bunu yeni anladım. Yani biraz daha olmayınca da böyle çok beklentili gelmemek gerekiyor. Yani tüm planların düzgünce yapacaklar, evet, ama bu planların her zaman tutmama, değişme, aynen gibi öyle, bir ihtimali var. Bunu aynen göz önünde bulunacaklar, evet, diyorsun.
Bengüzü çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umuyorum ki buraya staj yapmaya gelecek arkadaşlara tecrübelerini umarım yardımcı olabilirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Thank you.